Görsel algılama ve kişilik ilişkisi. Her bir bireyin dünyayı algılama şeklinin kendine özgü olduğu bilinen bir gerçektir. Buna gündelik hayatımızda da oldukça sık rastlıyoruz. Örneğin bazen sizin birine benzettiğiniz kişiyi arkadaşınız o kişiyi asla benzetmez. Bunun sebebi insanların dünya algısındaki bireyselliktir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, yetiştiriliş biçimimiz, ilgi alanlarımız bize bu algısal bireyselliği kazandırıyor. İşte yine aynı sebepten size göstereceğim görsellerde olduğu gibi algımızı zorlayan ve her bireyin farklı bir görsel algısı olduğunu göreceksiniz. Peki ama bu görsellerde gördüğümüz veya benzettiğimiz obje bizim kişiliğimiz hakkında ne söylüyor? Görsele 4-5 saniye dikkatlice baktıktan sonra ilk olarak ilk gördüğünüz, algıladığınız şeyi lütfen aklınızda tutunuz. Görselde ilk olarak bıyıklı bir adam gördüyseniz, sakin, dürüst ve inançlı bir bireysiniz demektir. Çevrenizdeki çoğu kişi sizi güvenilir biri olarak görmekte, insanlar üzerinde böylesi bir etki bıraktığınızdan ötürü mutlu olmalısınız. Bu açıdan çevrenizdeki insanlar çoğu konuda sizin görüşünüze başvurmaları gayet normaldir. Karşılaştığınız problemler karşısında sakinliğinizi koruyabilirseniz en iyi çözümü bulma konusunda hiç zorlanmazsınız. Ancak bazen gereğinden fazla kendinize yüklenebiliyor ve fazla düşünerek kendinizi ruhsal olarak bunaltıyor olabilirsiniz. Kendinizi diğer insanlara açma konusunda çekingen davranmanız ve kendi iç dünyanıza daha fazla çekinmeniz yer yer sizi yoruyor olabilir. O yüzden ara sıra da olsa toplum içinde biraz daha rahat olmaya çalışmalı ve ara sıra üzerinize yapışan bu ciddiyetten sıyrılmalısınız. Görselde genç bir bayan gördüyseniz, kendine güvenen ya da en azından bu doğrultuda çabalayan birisiniz demektir. Belki geçmişte yaşadığınız şeylerden ötürü, belki de sadece öyle olmayı sevdiğinizden dolayı hayata olumlu tarafından bakmaya çabalıyorsunuz. Yeniliğe açık, yeni şeyleri hep merak ediyor, farklı olan her şeye büyük bir ilgi duyuyorsunuz. Diğer insanlara yardım etme konusunda da çevreniz tarafından oldukça iyi biliniyorsunuz ve oldukça cömertsiniz. Ancak dikkat etmelisiniz. Çünkü bu iyi yürekli tavrınız bazı durumlarda sömürülebilir ve kendinizi gereksiz yere fedakarlık yaptığınız bir pozisyona sokabilirsiniz. Sevgili dostlar, sizinle paylaşmış olduğum bu görsel kişilik testi kesinlikle sizin kişiliğiniz hakkında kesin ve ciddi sonuçlar veriyor demek asla doğru olmaz. Zaten iki görsele bakıp kişilik analizi yapmak pek olası değil. Ancak bizim görsel algımızın analizini yapan uzmanlar bu tür testlerin kişiliğimiz hakkında fikir veren unsurlar olduğunu söylüyorlar. Biz de bu eğlenceli testi size fikir vermeniz açısından paylaşmayı uygun bulduk. Peki bu test sizin kişiliğiniz hakkında fikir veriyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Görsel algılama ve kişilik ilişkisi testi hakkında yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.